Herkese merhaba arkadaşlar ben Ekal Hoca'nız Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar 80 günde geometri kanalımızın geldik 63. gününe ve bugün katı cisimlerin kaya sorularını yapacağız arkadaşlar nedir kaya sorular toplamda 48 adet temel orta ileri seviye tamamı sınav ayarında eski nesil sorulardan oluşacak pdf'imiz aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur oradan indirip izleyip çözebilirsiniz Çözümlü pdf de aşağıda mevcuttur kotası olmayan arkadaşlar da oradan yararlanabilirler diyorum. Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyelim ve de ilk sorumuzla başlayalım. Taban çevresi 24 santim olan ve yüksekliği 4 3 olan bir dik prizma. Üçgen mi dörtgen mi? Hani hangi prizma olduğu belli değil. Yanal alanı kaç santimetre karedir diyor bize. Diyelim ki bizim şeklimiz en bilindik şekil olan. Şöyle yapalım. Dik dörtgen prizma yapalım. İnceltelim. Diyelim ki dikdörtgen prizma olsun arkadaşlar. Dikdörtgen prizma. Peki. Peki. Şöyle yaptım. Diyelim ki bizim elimizde dikdörtgen prizma olsun. Taban çevresini ben biliyorsam. Benim neyimi istiyor? Bir de yüksekliğimi biliyorum. 4 bölü 3 olsun. Yanal alanını benden istiyor. Yanal alanı. Yanal alanı nasıl bulunur? Bu kenar çarpı yükseklik. Diğer kenar çarpı yükseklik. Gel yani kısaca taban çevresi çarpı yüksekliktir. Şeklimizin ne olduğu önemli yok. Çünkü ben taban çevresini vermiş. O zaman benim alanım 24 çarpı 4 bölü 3. 24'ü 3'e bölüm 8. 8 çarpı 4'ten de 32 bulunur ve x sorumuzun cevabı 32'dir. İkinci sorumuz. Yukarıdaki şekilde bir düzgün altıgen ve dik prizma verilmiştir. Buna göre DE'miz 6 ve GF'miz 4. Yükseklik 6. Altıgenin bir kenarı 4. Onunla göre düzgün altıgen dik prizmanın yanal alanı. Yine aynı mantık. Taban çevresi. Toplam 6 kenar var burada. 6 çarpı 4 çarpı. Bir de burada yükseklik var. 6 kere 6 36. 36 çarpı 36 çarpı 4'ten de 72 144 olarak buluyorum. İkinci sorum da 144'tür. Üçüncü sorumuz A, B, C, D, H, J, G, E. A, B, C, A, B, C, D, H, J, G, H, J, G, E. Güzel. Dik yamuk dik prizma. DA diktir AB'ye. Bakın DA'mız diktir AB'ye. Bu diklik verilmiş. Bu bir. HE diktir EG'ye. Bu iki. AB paralel CD'ye. Bir de HY paralel DC'ye. Yani hepsi birbirine paralel. Hem yatayda hem dikeyde. Güzel. AB kenarım 3. BC kenarım 13. HJ'miz 8. Ve HD'miz yüksekliğimiz 10. Olduğuna göre dik prizmanın alanı kaçtır diyor bizlere. Bir kere hocam alttaki bu arkadaşla Üstteki bu arkadaş aynı. Yani bir tanesinin alanı olsam bana yetecektir. E burada dik prizma varsa. Bakın dik prizma varsa. 8 ise burası 8'dir. E bu alttaki mavi bölgenin alanı 8 artı yükseklik. Pardon. 8 artı 3. Yamuk var burada dik yamuk. Üst taban artı alt taban bölü 2. Tek toplayalım. 8 artı 3 11 çarpı bölü 2 çarpı. Bir de burada yüksekliğimiz var. E bizim yüksekliğimiz kaç hocam? Gj'miz mi oldu? Bakıyorum tekrar. HJ8 HD10 HD. Yükseklik 10 HJ8. Ben şu kenarı bulacağım değil mi? Şu kenarı. Bulayım. B'den DC'ye AD'ye paralel bu arkadaşı ilettiğimizde burası diktir. 3 ise hocam burası da 3'tür. Tamamı mı? 8'de buraya 5 kaldı ve burada 5 12 13 üçgeni var. Demek ki benim HE kenarım veya AD kenarım 12. O zaman Alt tarafın alanı 11 bölü 2 çarpı yüksekliğim 12 olmuş olduğu yamuğun alanı. Ve bundan bir aşağıda bir de yukarıda var. Bir de çarpı 2 yapıyorum. İkiler gittiğinde 11 çarpı 12'den 132. Bu 1. Sonra üst taban ve alt tabanı yaptım. Bakın şurada bir dikdörtgen var. Yüksekliğim 10. HD 10'du. 3 çarpı 10'dan 30 geldi buradan. Bu da tamam. Bir diğer tarafta bir dikdörtgen daha var. Tabanı 8 yüksekliği 10. 80 de buradan geldi. Bu da tamam. Ne kaldı arkadaşlar geriye? 1 bana bakan. 2 sola bakan. Sola bakan dikdörtgen var. Bakın şurada. Sola bakan dikdörtgen. Onu da yapalım. Şuradaki. 10'a 12 olan kenarı. O da 120. Bu da tamam. Bir tek bu tarafa bakan kaldı. Sağa bakan dikdörtgen. Yani burası kaldı. 13 yükseklikte 10. 130 da buradan gelmiş oldu. Tüm kenarların toplamı zaten benim cevabım olacaktır. Topluyorum. 130, 250, 80 daha, 330, 360, 460, 492. Üçüncü sorumuzun cevabı 492 olarak bulunmuş oluyor. Alan diyebilir veya yüzey alanı da diyebilirdi. Dördüncü sorumda şekildeki ABCD ve EFGH dikdörtgenler prizmasının iki yüzeyidir. İki yüzey. AD'miz 3, AB'miz 6, EF'miz 3, GF'miz 8. 3, 6, 3, 8 olduğuna göre bu prizmanın hacmi kaçtır? E bu DE ile EF 3 ise demek ki bu eş kenarlar bunlardır. Ben şuraya bir tane dikdörtgen prizma çiziyorum. Şuraya bir tane dikdörtgen prizma çiziyorum. Kenarları birleştireyim. E bu mantıkla gidersem şunları da birleştirdiğimizde soru zaten çıkacaktır. Neymiş? Üçler ortak. Hocam. Diyelim ki üçler kısa kenarlar bunlar olsun bu 3 ise yüksekliğimi 8 kabul ediyorum burada. 6 ise diğer yüksekliğimi de yani genişliğimi de 6 kabul ediyorum. Ve bu şekilde ben dikdörtgen prizmasının yukarıdaki iki kenarını oluşturmuş oluyorum. Yani bana bu kenarı ve bu kenarı verdi kabul ediyorum. Hacim istiyor. Hacim de 6 çarpı 3 çarpı 8'di. O da 6 kere 8 48. 48 çarpı 3'tür. 96. 40 daha 136. Bu da yine 144 cevabını verdi. Dördüncü sorumuzda 144 olarak bulundu. 5. sorum. Yukarıdaki şekilde bir eşkenar üçgen piramit verilmiştir. AB kenarım, eşkenarın bir kenarı 4. PD'miz yani yüksekliğimiz 2 kök 3. ABC eşkenar üçgen olduğuna göre piramitin hacmi. Hocam piramitin hacmi normal prizmanın 3'te 1'iydi. E, prizmanın hacmi neydi? Taban alan. Taban eşkenar üçgen o da A kök 3 bölü 4. Yani 4'ün karesi kök 3 bölü 4. Çarpı yükseklikten 2 kök 3. Bu prizmanın. Bölü 3 yaptığımızda piramit olmuş oluyor. Kök 3 çarpı kök 3 üç, 3'ü götürdü. 1 4 1 4'ü götürdü. 4 çarpı 2'den geriye 8 kaldı. 5. sorumun cevabı 8'tir. 6. sorumuz yukarıdaki şekilde bir kare dik piramit verilmiştir. Buna göre P diktir AC'ye. diklik verilmiş. P 9 yüksekliğimiz 9. BC'miz 6 olduğuna göre kare dik piramitin hacmi. Yine aynı mantık. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3 yapacağım. Benim taban alanım kare olduğu için 6'nın karesi çarpı yüksekliğim 9 bölü piramit olduğu için 3'e bölüyorum. 9'u 3'e böldüm. 3, 36 çarpı 3'ten 136, 72, 108 cevabını aldım. 6. sorumda 108 olarak bulundu. 7. sorum. Bir ayrıtı 60 santim olan bir küp içindeki şeklin içine en büyük hacimli bir kare dik piramit yerleştiriliyor. Bakın. Bir kübin içine ben ne yerleştireceğim? Kare dik piramit. Şimdi kare dik piramitin yerleşmesi için şu kenar köşe oluyor. Yukarıdan bir nokta seçiyorum ve buraya noktaları birleştirdiğimde ben aslında kare dik piramiti burada oluşturmuş oluyorum. Kare dik piramit de yanda görünüyor zaten. Bunu buraya yerleştiriyorum. Güzel. Buna göre P diktir AC olduğuna göre kare dik piramitin hacmi kaçtır diyor bize. Hocam benim kenarım yine 60 olur. Bu bir. yükseklik lazım bana. E bu yükseklik de buradaki GC'ye paralel olmak zorunda. Çünkü üst noktaya kadar geliyor. Demek ki benim yüksekliğim de 60 olmak zorunda. O zaman bunun hacmi nedir? Taban alan 60 çarpı 60 çarpı yükseklik o da 60 bölü piramit olduğu için 3. Direkt buranın zaten kübün 3'te biri olmuş olmak zorunda. Yüksekliği ve kenarları aynı olduğu için. 63'e böldüğümüzde 20. 36 3000 3036 3600 çarpı 2'den de 7200 gelecek. Yanına 3 4 0 attım. 7. sorumun cevabı bu şekilde 72000 olarak bulut 8. sorumuz. Yukarıdaki şekilde bir kare dik piramit verilmiştir. Diklik verilmiş. BC'miz karenin bir kenarı 8. PE'miz yüksekliğimiz 3 olduğuna göre kare dik piramidin yanal alanı bakın. 1 2 3 toplamda bir de sağda 4 tane üçgen var. Güzel hocam. Güzel hocam. Demek ki ben bu üçgenlerin alanını bulacağım. Tabandaki alanı bulmayacağım. Çünkü yanları istiyor bizden. Şimdi. 8'di değil mi? Ben şuraya. A, B'ye paralel şu doğruyu çeksem. Buradan daha rahat yapabilirim. Bir de P'den bu doğruya arkadaşımı eğsem. Şunun dik olduğunu biliyorum. E, yüksekliğin 3 olduğunu biliyorum. 8 ise. Bakın 8 ise. Çünkü bu kenarda 8 olacak. 4'e 4 diye bölündü. 3, 4. Buradan PH benim 5 olmuş oldu. Yani üçgenimizin alanı taban 8 çarpı yükseklik 5 bölü 2. Ve bundan 4 tane vardı. 4'ü 2'ye böldüm 2. 5 çarpı 2 10. 10 çarpı 8'den de 80 olur. 8. sorum da bu şekilde 80 olarak bulunur. 9. sorumuz yukarıdaki şekilde bir dik silindir verilmiştir. O1B yarıçap 3 ve dik silindirin hacmi 36 pi olduğuna göre O1A kaçtır? Diyor. Hocam o bir merkezden yukarıdaki merkeze gittiğimde ben. Bu benim yüksekliğim H'tır. Peki benim silindirimin hacmi nasıl bulunur? Tabandaki pi çarpı r kare 3'ün karesi 9 çarpı yükseklik H. Bu arkadaş 36 pi'ye eşitse. 9 pi 9 pi gitti. 4 kaldı. Demek ki benim H'im 4'tür. E hocam şurası 3. Burası 4 ise 3 4 5 üçgenin O1 A kenarı 5 bulunur. 9. sorumuzda 5 olarak bulunuyor. 10. sorumuzda yukarıdaki şekilde 1 bölü 3'ü suyla dolu dik silindir verilmiştir buna göre. OD'miz yarı çapımız 3. Yanal alan 54 pi olduğuna göre suyun hacmi kaçtır diyor bana. Önce şunu bir yorumlayalım. Ne demiş? 1 bölü 3'ü suyla dolu. Yani alt tarafın hacmi V ise üst tarafın hacmi 2V'dir. E bunun yarı çapı da yarı çapı 3. Bunun yarıçapı da 3. Şimdi diyelim ki burası H1 olsun. Burası H2. Ben bu ikisini yorumlayabiliyorum. Nasıl? Hacimden yorumlayabilirim. Üst tarafta iki 2V idi. 2V nasıl bulunur? Taban alan. Pi çarpı 3'ün karesi 9 çarpı yükseklik H2. O zaman benim h kim 2V bölü 9P oldu. Aynı şeyi alt tarafta yapsam. Bakın V'yi buluyorum. V eşittir. Yine tabandan Pi çarpı 3'ün karesi 9 çarpı yükseklik H1. Buradan H1 değeri de V bölü 9P'dir. İki tane H'ı buldum. Ve baktığımızda... 2v bölü 9 pi v bölü 9 pi. Yani birbirinin iki katı. Demek ki yukarısı eğer 2h dersem alt tarafa da h demek zorundayım. Bunu aldık cebimize koyduk. Sonra yanal alanım 54 piymiş. Hocam yanal alan bu şekli açtığımızda bir dikdörtgen iki daireden oluşuyordu. E yanal alan da bu dikdörtgenle alakalıydı. Şimdi 2h H'dan toplam burasına ben 3h dedim. Bu bir koydum cebime. Sonra tabandaki şu kenarı nasıl bulurum ben? Bu kenar benim buradaki dairemin çevresidir. E çevre 2 pi çarpı r. R'si 3'tü. Ne oldu benim çevrem? 6 pi oldu. E ben alanı nasıl buluyorum? Alanı da 6 pi çarpı 3h eşittir 54 pi olarak buluyorum. 6 çarpı 3 18 pi böldüğümde 3 3'müş. H 3 ise alt tarafım 3, üst tarafım 6 bulundu. Benden suyun hacmini istiyor. Pi çarpı 3'ün karesi 9. Çarpı yüksekliği 3 buldum. Toplam buradan 27 pi gelir. 10. sorumuz bu şekilde. 27 pi olarak hacmi buluruz. 11. soru. Yukarıdaki şekilde bir dikdörtgen biçimdeki kağıt verilmiştir. ab 12 bc 8 ve Dikdörtgen biçimdeki kağıt kısa kenarları çakışacak şekilde kıvrılarak, kıvrılarak bir dik dairesel silindir elde ediliyor. Yani burayı kıvırdığımda şu şekilde bir dik dairesel silindir elde ediyorum. Tamam. Silindirin taban yarıçapı kaçtır diyorum. Yükseklik yine 8 olur. Yüksekliğin bir önemi yok. Bu AB'yi ben kıvırdığımda bakın kıvırdığımda şuradaki çevreyi oluşturuyorum. AB'yi kıvırdığımda çevre. Neyi bilmiyorum ben R'yi R, yi, R yi istiyor benden. Ben şimdi normal şartlarda bu çevreyi şöyle buluyorum. 2 pi R. E hocam bu arkadaş 12'ye eşitmiş. 2'ye böldüm 6. Demek ki R dediğim uzunluk 6 bölü pi olarak bulunur. 11. sorumuz da 6 bölü pi'dir. 12. sorum. Yukarıdaki şekilde bir dik silindir verilmiştir. Taban yarı çapı 3. Herkes şurayı kabul edelim. Benim taban yarı çapım 3. Yüksekliği 10 olan dik dairesel silindir taban merkezinden geçen ve tabana dik olan bir düzlemle kesiliyor. Buna göre oluşan ara kesitin alanını istiyor. 10 yüksekliğimiz 10. Şimdi ben bu noktadan bu noktaya merkezden geçtiğime göre bunun hepsi çaptır. Yani 3 artı 3'ten burası 6'dır. Demek ki benim bu alanım 6 çarpı 10'dan 60 bulunur. 12. sorumuzun cevabı da 60 olarak bulunuyor. 13. soruda taban yarıçapı 3 santim olan dik silindir biçimdeki bir kabın tamamı suyla doludur. Buna göre bu kap taban düzlemiyle 45 derecelik açı yapacak şekilde eğildiğinde kaç santimetre küp su dökülür Diyorum. Bu sorularda şu dip noktasını kenara çektim. Tamam. Ben bildiğim bazı şeyler var. Nedir? Şu dökülen kısımda kalan kısım birbirine eşit olacak. Bu tamam. Devam ediyorum. Benim burada bulmam gereken şey yükseklik değil mi? Yükseklik, yükseklik. Bakayım, yükseklik. Evet. Benim burada bulmam gereken şey arkadaşlar yükseklik. Bunu nasıl bulacağım? Buradaki 45 dereceden yararlanarak ben bunu bulabilirim. Bu açıyı taşıyacağım buradan. Peki. Şuraya paralel bu doğru var burada değil mi? Tamam şöyle Z kuralı düşünün bakın. Bunu buradan uzattığımda. Şunlar dik kesilmek zorunda. 45 ise bu açıda 45 ise iç tersten 45 ise burası 45'tir. Tamam. 90 45 hocam burası da 45'tir. Bu da tamam. Bakın şimdi ne oluyor? 3 ise burası 3. Hocam burası 3'tür. Şimdi 45 45'ten ikiz kenar. 3 3 6. Demek ki benim bu kenarım da 6 olmuş oldu. Benden dökülen suyu istiyor. Ben yukarıdaki VV'den V'den 2 V'yi bulabilirim. Benim 2 v hacmim eşittir. Taban alan bakın yarıçapı 3. Pi çarpı 3'ün karesi 9. Çarpı yüksekliği 6 buldum açı sayesinde. E hocam ben V'sini arıyorum dökülen kısmı. Her yeri 2'ye böldüm. V eşittir 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 1. 3 çarpı 9'dan 27 pi bulunur. 13. sorumuzun cevabı da bu şekilde 27 pi olarak bulunmuş olur. 14. sorum. Yukarıdaki şekilde bir dik koni verilmiştir. Buna göre PO diktir AB. A 4. P 6 olduğuna göre koninin hacmi yine bir burada bir silindirin 3'te 1'i var. Taban alanımız pi çarpı r kare 4'ün karesi 16 çarpı yükseklik 6 bölü 3 formülünden yapacağız. 6 3'e böldüm 2. 16 çarpı 2'den de 32 pi yaptı. 14. sorumuzun cevabı 32 pi olarak bulundu. 15. sorum. Yukarıdaki şekilde bir dik koni verilmiştir. Buna göre AO'muz 5. PK'mız 13 olduğuna göre koninin hacmi kaçtır diyor. Bana yükseklik lazım. Şimdi P'den K'ya veya P'den bu noktaya veya P'den B'ye. Bunların hepsi 13'e eşittir. Yani burası 13 oldu. E ben merkeze indim yukarıdan dikmeyi çünkü bu dik koni. O zaman burada 5 13 12 üçgeni olmuş oldu Pisagor'dan. Benden bunun hacmini istiyor. Taban alan pi çarpı r kare 5'in karesi 25 çarpı yükseklik 12/3 bölü yapacağız. 12 3'e böldüm 4. 20 çarpı 4'ten 100 pi cevabını buldum. 15. sorumuzun cevabı 100 pi olarak buldum. 16. sorumda şekildeki daire dilimi kıvrılarak koni oluşturur. Yani bu şekli ben kıvırdığımda oluşacak şeklimiz bizim şu şekilde bir koni olacak. R burası L. Peki. Tamam. Buna göre PB'miz 6. PB'miz 6. Bu şekli Burası 6 olmuş oluyor değil mi otomatik? Evet. PB'miz 6 ve AB'de 120 olduğuna göre koninin yüksekliği kaçtır diyor bize. Formülümüz neydi hatırlayalım. R bölü 6 bakın yarı çap bölü ana uzunluk 6 eşittir. Buradaki aradaki açımız 120 derece bölü 360 formülü. 360 formülden geliyor. Yani her zaman var. Geriye kalan üç bileşeni zaten biliyorum. O zaman ben R'yi bulurum. 120'yi 360'a böldüm. 3, 3'e böldüm. 2. Demek ki benim yarı çapım R uzunluğum 2 oldu. E yüksekliği istiyor hocam. Pisagor yaparsam buradan x dedim. x kare artı 2'nin karesi 4 eşittir. 6'nın karesi 36 diğer tarafa attım. x karemiz 32 ise nedir burası? 16 çarpı 2. x eşittir. 4 kök 2. 16. sorumuz 4 kök 2 olarak bulunuyor. 17. sorum. Şekildeki ABC dik üçgeni verilmiştir. AB'miz 4, BC'miz 6, ABC 90 derece. Dik üçgen BC kenarı etrafında 360 derece döndürülürse. O zaman benim oluşacak şeklim şöyle yana yatık bir dik koni. Yana yatık bir dik koni. Peki BC etrafında çevirdiğime göre bu BC uzunluğu yani yükseklik buraya alt olarak geldi. Peki yarı çapım nedir hocam? Şimdi ben arkadaşlar AB'yi aldım katladım çeviriyorum. Yani bu 4 4 diye tarıyorum. Yani benim yarı çapım ne olmuş oluyor o zaman? Yarı çapımız buradaki 4 birim olmuş oluyor. Bu da tamam. Cismin hacmini istiyor. Taban alan pi çarpı r kare 4'ün karesi 16 çarpı. Yükseklik 6 bölü. Bakın yüksekliğimiz 6 bölü. Bir konu olduğuna göre 3'e böleceğim. 6'ı 3'e böldüm 2. 16 çarpı 2'den de 32 pi cevabını buldum. 17. sorumuzun cevabı 32 pi'dir. 18. soru. Yukarıdaki şekilde ABC'de dik yamuğu verilmiştir. Buna göre AB paralel DC'ye. AD diktir CD'ye. 2 verilmiş. CB'si 5. AD'si 4. CD etrafında nereye çeviriyorum? CD etrafında tam döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaçtır diyor bizlere. Burada aslında iki şekil var. Bir üçgen bir dikdörtgen. Üçgeni çevirmek koni oluşturur. Bakın, üçgeni çevirmek CD etrafında çevirdiğimizde üçgeni çevirmek bize koni oluşturur. Diğer taraftan buradaki dikdörtgeni çevirmek de bize silindir oluşturur. Yani burası yarı silindir, yarısı koni olmuş olur. Böyle bir şekil oluştu. Birazdan nizamı yapalım. Yarı silindir, yarı konik bir şekil, şekil oluştu. Ve benden bunun hacmini istiyor. Peki. Tepe noktadan şöyle merkezleri birleştirerek aşağıya doğru indim. Çünkü yükseklikleri bu şekilde bulacağız. Yarı çapımız zaten CD etrafında çevirdiğimiz için yarı çapımız bizim her zaman 4. Bu bir. Sonra 2 birim buraysa şu iki yükseklik arası uzaklık. 2 birim. Tamamını bulayım. 2, 2 buraya yazdım. Şimdi 4 burası, 4 burası. Burada bir dik üçgen var, özel üçgen var. 3, 4, 5. Demek ki bunun bu kısmı da 3 olmuş oldu. Şimdi hacimlerini toplayabilirim. Önce Şuradaki dik koninin hacmi. Yarı çapımız 4. Taban alan pi çarpı 4'ün karesi 16. Çarpı yükseklik 3 bölü 3'ten sarı kısım 16 pi. Silindire geldim. Bakın silindire geldim. Silindire. Silindirinde taban alan pi çarpı 4'ün karesi 16. Çarpı yüksekliği 2. Silindir olduğu için bölümümüz yok. 16 çarpı 2'den 32 pi. 16 artı 32'den de 32, 42. Toplam 48 pi bulunmuş oluyor ve 18. sorumuzun cevabı 48 pi'dir diyoruz. 19. sorumuzda yukarıdaki şekilde bir dik konu verilmiştir. Buna göre A oğumuz 4, PA'mız 12 ve A köşesinde bulunan karınca konunun yan yüzey etrafında ilerleyerek B noktasına gidecektir diyor. Güzel. Tamam. Yani gideceği yol A'dan B'ye şu şekilde üzerinden gidecek tabi. Buna göre karıncanın alacağı yol en kısa yol kaç karıncanın alabileceği en kısa yol kaç santimetredir diyor bize. Ben bu şekli açtığımda biliyorum ki şöyle bir daire dilimi oluşuyor hocam. Bakın A noktasından tekrar buraya tam tur attığımda yine bir A noktasına gelir. B noktası bunların tam ortasında burada olmak zorunda. Yani benden istediği şey de A'dan B'ye en kısa mesafe. Şurayı biraz daha daire dilimine benzeteyim. Kafa karışıklığı kalmaz. Şöyle biraz da oval yapayım. Biraz daha oval yapayım. Şöyle benim gitmem gereken yer B noktası burası. E ben buraya doğrusu olarak A'dan B'ye bu şekilde gelirim. Ha, hocam benim bulmam gereken bazı şeyler var. Bir, şu aradaki açıyı bulabiliyorum. Formülüm neydi? R bölü alfa eşittir. R bölü L eşittir. Alfa bölü 360'tır. R'si 4. L'si 12. Alfa bölü 360. 4'ü 12'ye bölsem 3. 3'e 3'e böldüm. 120. O zaman alfa 120 derece. Benim aradaki açım 120 derece. O zaman hocam ben bu noktadan B tam ortası olacak ya. B'ye şu doğruyu çeksem. İki eş parçaya böldüm burayı. Yani burası 60'a burası da 60 derece olmuş oldu. Şimdi hangi değerleri biliyorum ben? Hocam burası 12. Bakın 12, 60. Ben şunu yaptım aslında. P'den bu arkadaşın tam ortasına B'ye dikmeymiş oldum. E 90, 60, 30 üçgen oluşmuş oldu. Tekrar bakayım yanlış yapmayalım. 60, 60, 60. Benden AB'yi istiyor. 90 olmaz burası. Geleceğim bir dakika. Geleceğim. Geleceğim. Şimdi burası merkezse eğer daire diliminin merkezi ise özür diliyorum arkadaşlar yanlış söyledim. Burası daire diliminin merkezi ise eğer açı 60 ise merkezden çemberin veya dairenin üzerine ben nokta gittiğimde bura yarıçap aynı 12 olmak zorunda. 60 olduğu için burası eşkenar oluyor. 60, 60, 90 olarak yanlış söyledim. Yani bu 12, 12 ise burası da 12'dir. Demek ki benim AB uzunluğum 12'dir. Onun gidebileceği en kısa yol 12 santim olarak bulunur. 19. sorumuzun cevabı 12'dir. 20. sorum. Yukarıdaki şekilde tabanlara aynı olan dik dairesel silindir ve dik dairesel konu verilmiştir. Konun yüksekliği silindirin yüksekliğinin yarısına eşittir. O'dan P'den ve diğer merkezden geçen bu arkadaşı böldüğümde yukarı taraf H, aşağı tarafta aynı şekilde H olmuş oluyor. Koninin hacminin silindirin hacmine oranı. Önce koninin hacmini bulayım. Diyorum ki yarı çap, yarı çap da R olsun. Benim konimin hacmi P çarpı R kare çarpı yükseklik H bölü 3 bölü. Benim silindirimin hacmi de pi çarpı r kare çarpı h h'tan yükseklik 2H olmuş olur. Bu da silindirin hacmi. Hocam ters çevirip çarpacağım. Yani aslında 3'ü buraya indirmiş gibi düşünün. Pire kare H, pire kare H gitti. Yeriye 1 bölü 6 cevabı kaldı. 20. sorumuzun cevabı bu şekilde 1 bölü 6 olarak bulundu. 21. sorum. Şekildeki AB çaplı O merkezli küre verilmiştir. OB'miz yarı çapımız 6 olduğuna göre kürenin yüzey alanı kaçtır diyor bize. Yüzde yalanımız 4 çarpı pi r kare formülüyle bulunuyor. O da 4 çarpı pi çarpı r'miz 6 idi. 6'nın karesi 36, 72, 144 pi olarak bulunur. 21. sorumun cevabı 144 pi'dir. Hızlı gidiyoruz bunları çünkü bunlar kolay temel seviye sorular. 22. sorum. Şekildeki AB çaplı O merkezli yarım küre verilmiştir buna göre. OB'si yarıçap 8 olduğuna göre içi dolu olan kürenin yüzey alanı. Bakın yüzey alanı şöyle bulunur. Şurada bir yarım dış yüzey var. Şimdi normalde tamamı 4 pi 4 p r kareydi. Yarım dış yüzeyi bize bunun yarısıdır. Bulalım burayı. 4 pi r dediğimiz 8'di. 8'in karesi 64. Bölü 2. 4'ü 2'ye böldüm 2. 64 çarpı 2'den 128 pi. Hocam soru bitti mi? Hayır. Şimdi dış yüzey derken bakın bir de bunun altında şöyle bir daire var. Alttan bak karpuzun iç kısmı gibi düşünebilirsiniz. E bunun da alanı var hocam. Pi çarpı R kare 8'in karesi 64. Burası da 64 pi'dir. Soru benden bu ikisinin toplamını istiyor. 120, 188 toplam 192 pi yapıyor. 22. sorumda bu şekilde 192 pi olarak bulunuyor. 23. sorum. Yarı çapı 5 santim olan bir küre merkezinden. Dediği şeyleri yapalım. Yarı çapı 5 santim olan bir küre merkezinden. Bakın. 3 santim uzaklıkta bir düzlem ile kesiliyor. Diyelim ki yarı çapımız şu merkez noktası burası olsun. Ben buraya bir yarı çap oluşturayım bakalım. Şöyle yaptım. Bir dışarısı kesik. Bana görünen taraf iç kısımda burası. Tamam. 3 santim uzaklıkta. Şuradan 3 santim yukarı gittim. Tam olarak bu noktada burayı kestim. Düzlemle kestim burayı. Buranın merkezi farklı olduğu. Şöyle buraya da gösterelim. Tamam. Buradan kestim. 3 santim uzağından kestim. Oluşan ara kesitin alanını benden istiyor. Şimdi burada bir yarı çap var. Birazdan dizayn olsaydı daha iyi mi iyi olur sanki? Bir tık daha daha iyi yapalım. Bir tık daha daha iyi yapalım. Çünkü yarı çaptan ben bunu uzattığımda buraya değmek zorunda. O zaman şöyle gelirsem daha iyi olur. Evet. Peki adım adım gidelim. Bir. Ben alttaki yarı çapı biliyorum. 5. Şu aradaki mesafeyi biliyorum 3 santim uzaklıkta. Ben bu noktadan diğer dış teğete gittiğinde burası da 5'tir hocam. O zaman burası dik olmak zorunda. 3, 4, 5 üçgeni. Yani üstteki benim ara kesitimin, üstü kestiğim taban, yarı çapım 4'tür. Ara kesitin alanı istiyor. Benden buradaki 4 santimlik yarı çaplı dairenin alanı istiyor. O da pi çarpı 4'ün karesi 16 olur. Ve 16 pi 23. sorumuzu da bu şekilde buluruz. 24. sorum yukarıdaki şekilde bir küp verilmiştir. Buna göre A, B'miz 6 olan küpün içine yerleştirebilecek en büyük hacimli küre. Ben buraya bir tane küre yerleştireceğim. Bakın, ben buraya bir tane küre yerleştireceğim. E hocam benim küremin şu uzunluk üst sınırdan alt sınır olan uzunluk nedir? Çaptır. Bakın, yerleştireceğim kürenin üst uzunluğuyla alt uzunluğu arasındaki uzaklık çaptır. Aynı şekilde yatay da öyle. E bu bir küpse. O zaman benim çapım 6 olur. Yarı çapım da 3'e 3 olarak bölüşür. Hacmini ne bizden? E bunun hacmi 4 bölü 3 çarpı pi re küptü. O da 4 bölü 3 çarpı pi çarpı re küp. 3'ün kübü olmuş oldu. Bir tane 3 buradan götürdüm. Bir tane 3 buradan götürdüm. Kare 9 çarpı 4'ten 36 pi cevabını buldum. 24. sorumda bu şekilde 36 pi olarak bulunmuş. 25. sorumuz. Yandaki şekilde, yukarıdaki şekilde bir üçgen dik prizma verilmiştir buna göre. ACD e, kare. Tamam. EF'de 120 ve EF FD'ye. 120 ise gerek al 60. O da 30 derece, 30 derece. EA'mız 6 olduğuna göre prizmanın hacmi kaçtır diyor bizde. Prizmanın hacmi şöyle bulunur hocam. Taban alan çarpı yükseklik. Yükseklik zaten belli. E burası bir kare miydi? Kare. 6 ise bu da 6'dır. Bu da 6'dır. Bu da 6'dır. O zaman ben buradaki üçgenimizin alanını bulacağım. Şuradan dikme iniyorum. Dikme iniyorum ikiz kenara. Ben bu 6'yı 3'e 3 diye böldüm. 90 derece. 30. Demek ki şu açı 60. Bu açı atmış oldu. Ve 60'ın karşısı 3 ise bakın 3 ise 30'un karşısı 3'ün kök bölünmüş halidir. O da 3 kök 3 bölü 3'tür. Yani kısaca köküçtür. Yani benim yüksekliğim kök oldu. Şimdi Tabandaki üçgenimizin alanı taban 6 çarpı yükseklik kök 3 bölü 2 çarpı yükseklik yaptığımda hacim için 6 soru bitti 6 2'ye böl 3 6 çarpı 3'ten 18 kök 3 cevabını buldum 25. sorumun cevabı bu şekilde 18 kök 3 olarak bulunur. 26. sorumuzda bir düzgün beşgen dik prizmanın bir yanal yüzünün çevresi 30 santim. Yani bir yanal yüzü çevresi dediği. Bakın bu şekli biz birleştirdiğimizde alt taban üst taban 5 ve yanında 5 tane dik dörtgen oluşmuş oluyor. Artık prizmanın siz ne olduğunu bilmeniz lazım yani oturması lazım kafada. Bunun çevresi 30 cm. ve tabanın çevresi şuradaki beşgenin çevresi 25. E hocam demek ki benim her bir kenarım 5, 5, 5. O zaman benim kısa kenarlarım burada 5'e 5'tir. Toplam ne oldu? 10 oldu. E hocam 30'du tamamı. 30'dan 10 çıkarttım. 20. Demek ki buralarda 10'a 10 oldu. 10, 20, 25, 30. Bir yanal yüzünün çevresi olmuş oldu. Bu prizmanın açımı yukarıda verilmiştir. Bu açının, bu açınımın çevresi kaç santimetre karedir diyor. Bizlere açılmış halinin çevresini benden istiyor. Bulalım. 1, 2, 3, 4. Buna yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane 5 var. Artı. 1, 10. 1, 10 da burada var. Toplam. Bir de 20 var. 16 çarpı 5'ten. 5 kere 6, 30'un 0'ı 3. 80 geldi. Artı 20 yanında var. Toplam 100 yapar. 26. sorun bu şekilde. 100 olarak yine kontrol edeyim. Yanlış yapmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çevre 30. 5, 5, 10. Geriye 20 kaldı. 20 10'a 10 olarak bölüştü. Var mı soruna Yok. Evet 26. sorumuzun cevabı 100 olarak Bulut. 27. sorumuzda yukarıdaki cisim 3 özdeş küpün birer yüzlerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Cismin yüzey alanı 140 olduğuna göre küpün bir ayrıtı kaç Şurada bir şey fark ettiniz. Bunlar eş ya. Bu arkadaş biraz sola kaymış arkadaşlar. Bakın şuradaki boşluk buradaki boşluğa eşittir. İsterseniz bunu üst üste düşünebilirsiniz. Üst üste düşünürseniz daha rahat yaparsınız. Ama yine fark etmez. Şu arkadaşla buradakinin toplamı yine bir yüz yapar. Güzel. Bakalım ben kaç yüzünü görüyorum ve bu yüzlerin alanlarını toplayabiliyorum. Üstteki arkadaşa baktığımızda tek tek sayalım. 1, 2, sağ taraf 3, bana bakan taraf 4, arka taraf 5. Toplam buradan 5 tane yüzü hesaplayabiliyorum. Bu bir. Sonra buraya geldim. 1, bakın 1, şununla beraber 1 tam yapar. 2 soldaki, 3 arkası, 4 aşağısı, bir de bana bakan tarafı 5. 500 de burada var. Diğer tarafa geldim. 1, 6, 2 sağ tarafı, 3 arka tarafı, bakın 3 arka tarafı, 6 sağ arka. 4. de bana bakan yüzü, diğer yüzleri hesaplayamıyorum. Toplam burada 400 var. 5, 10, 14 tane yüz var. Peki. A A dersem kenara her birinin karesi A kare toplam yüzey alanı 14 A kare bu arkadaş 140 eşitmiş. Demek ki A kare dediğim değer 10'a A yani benim bir ayrıtımın uzunluğu kök 10 olarak bulunuyor. 27. sorumuzun cevabı kök 10'dur. 28. sorumuzda yukarıdaki şekilde büyük küp ve bu küpün bir köşesinde yer alan küçük bir küp verilmiştir. Büyük küpün ayrıt uzunluğu 6. Şu arkadaşımız 6. Küçük kübün ayrıt uzunluğu 1. E, tamam 6 olacaktı. Demek ki şu kısımda 5 olmuş oldu. Güzel. Buna göre küçük kübün bir köşesi B ve büyük kübün bir köşesi A olmak üzere AB doğru parçası kaç birimdir diyor bana. Zaten şöyle düşünün. Bakın A'dan ben şu köşeye kadar gelseydim yani uzatsaydım bunu yine bu köşegen bir şey olacaktı. Bunun da cisim köşegen olur. Yani burada hem bu B'den K noktası küçük küpümüzün ki, cisim köşegeni. A'dan K noktası da büyük küpün cisim köşegeni. Benden AB aralığını istiyor hocam. Kolay. Burası bir, burası bir birimse. Bakın. Ben yüzey köşegenini bulayım şöyle. Bir, bir daha burası kök 2 olur. Aradaki açı 90 derece. Burası bir Pisagor sayesinde ben BK'yı bulurum. Benim BK uzunluğu eşittir. Kök 2'nin karesi 2 artı. 1'in karesi birin kare kökünden. Burası kök 3'tür. Aynı cisim köşegeninden AK'yı bulacağım nasıl bulacağım? Yine A noktasından K noktasına ben yüzey köşegeni yaptım. 6, 6'dan buranın tamamı 6 kök 2. Yükseklik 6. Şimdi kök 2 birken kök 3 oldu. Demek ki 6 kök 2 6 iken burası A'dan K'ya Pisagor yapabilirsiniz yine. Komple hepsi 6 kök 3 olur. E B'den K'ya kök 3'tü. Demek ki AB uzunluğum benim 5 kök 3 bulunuyor. 28. sorumda bu şekilde 5 kök 3 olarak bulunur. 29. sorumuz taban çevresi 42 ve bir yan yüzünün çevresi 27 olan düzgün altıgen dik piramidin bir açınımı şekildeki gibi verilmiştir. Düzgün altıgen dik piramit burası benim tabanım. Şunlar da tabanımızın üstünde olan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 tane üçgen piramit bu arkadaşlar. Bu açınımın çevresi diyor bakalım. Taban çevresi 42 ise Toplam burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelmiş özür diliyorum. Demek ki benim her bir kenarım 6 çarpı yeriden her bir kenarım 7 birim olmuş oluyor. 7, 7. Bu bir. Sonra bir yan yüzünün çevresi 27 ise 7 buraysa geriye kaldı 20. E bunlar da eş olmak zorunda. 10'a 10 diye bölüşüldü ve sorumuz bitti. Şeklin açtığım şeklin çevresini bulacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 10 var. Artı e buradan da gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de 7 var. 70 artı 35'ten de 105 cevabını bulurum. 29. sorumuzun cevabı bu şekilde. 29. sorumuzun cevabı. Tekrar bakayım. 1, 2, 3. Aa bunlar 7. Özür diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum. Yanlış hesapladım. Pardon, 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 pardon. Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Bunların hepsi 7. Şu muamele göstergelerim 7 olacak. 7, 7, 7, 7, 7. 7. Bu kenarlar 10'sa üsttekiler 10, 10 olacak. Şimdi oldu. Kaç tane 7 var hocam? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 7 var. Artı 2 tane de 20 var. 2 tane de 10 var. 70 artı 20'den de toplam. 90 cevabını bulurum. 29. sorumuzun cevabı 90'dır. 30. sorumda yukarıdaki şekilde bir kare piramidin açılımı verilmiştir. C noktası, C noktası karenin ağırlık merkezi ve AB eşittir 2BC. Yani ben BC'ye x dersem benim AB uzunluğum ne oluyor o zaman? 2x oluyor. Güzel. Bu açılım kapatılıp kare bir kare piramit haline getirilirse getirelim. Hemen kare piramit haline getiriyorum. Kare şeklimizi yaptık. Piramite dönüştürüyorum arkadaşlar. Şöyle üst noktada bunları birleştireyim. biraz kenardan birleştireyim. Boyut olarak öyle görün. Şöyle yaptım kare piramit haline dönüştürdüm. Bu da tamam. Bu da tamam. Hacmi 36 kök 3 olduğuna göre piramidin yüksekliği kaçtır diyor bize. Hacmi 36 kök 3'müş. Bakın şimdi benim elimde ne var? 1. Benim karemin yarı kenarı x'e diğer kenarı x buradan. Toplam burası 2 x'tir. E AB uzunluğu A ile B dediğim yer neresidir? A'dan şu karenin bir kenarına indiğim dikmedir bu. Bakın. Bu aynı düzlemsel olması için burası dikmedir. Yani benim buradaki yüksekliğim de 2x oldu. E tabanı da xx diye böldü. Bu da tamam. Piramidin yüksekliği kaçtır diyor bize. A'dan merkeze indiğim bu yüksekliği benden istiyor. E gayet soru bitti zaten. Şurası dik olmak zorunda. Hocam burayı x diye bölerim. Benim yüksekliğimi bilmiyorum. 90'ın karşısını biliyorum ben. Bakın şu var elimde şu anda benim. 90 taban uzunluğu x. Şu kırmızı çizdiğim A'dan indiğim yükseklik 2x'tir. AB uzunluğu burası 2x. E 90'ın karşısı 2x. 30'un karşısı x. 60'ın karşısı x kök 3 yaptı. Bu da tamam. Şimdi hacmi bulabilirim. Taban alan, taban alan 2x çarpı 2 xten 4x kare çarpı yüksekliği buldum ben. x kök 3. Bunları ve bölü 3'ü var tabi. Bunların çarpımı 36 kök 3'müş. Şimdi kök 3'ler sadeleşti. 4'e böldüm 4'e böldüm 9 x kare x daha x küp eşittir. 9 çarpı 3'ten 27'ye. Benim x'im de 3 olmuş oldu. Piramitin yüksekliği o zaman x köküştü. Demek ki 3 köküştür. 30. sorumuzun cevabı 3 kök 3 olarak bulunur. 31. sorum. Yukarıdaki şekilde düzgün kare piramidin yanal alanı 36'dır. Bakın yanal alan. Şu arkadaşımızın alanı 36'ymiş. Güzel. A noktasından D noktasına yan yüzeyler üzerinden şekildeki gibi giden karıncanın alacağı en kısa yol kaçtır diyor. Bizlere A'dan nereye gideceğim ben? D yüzüne. Ben bu şekli açtığımda bakın birinci üçgen bu olur. şekli açtığımda bu PAB düşünün. Bir tane daha üçgen var burada. 2 toplamda 4 üçgen var zaten. Üçüncü üçgenimiz bu. Bir de dördüncü üçgenimiz var. Ben bu A noktasından B, C, D tekrar A üstüne buraya geliyor. Ve benden A, D'yi istiyor yani hocam. Benden bu arkadaşımı istiyor. Şimdi PBC, B, Tepe açı 30 dereceydi. Hepsinde 30'dur. 30, 30, 30. O zaman burası komple ne oldu? 90 derece oldu. Güzel. Yani hocam ben en kısa yolu A, bulmak istiyorsam şu PC veya PB kenarlarından birini bulsam bana yetecektir. Düzgün kare piramidin alanı. Bakın düzgün. Kare piramidin alanı demiş. Yanal alanı 36. Bundan 4 tane var değil mi bu üçgenlerden? O zaman her birinin alanı 9 yapar. Peki P'den B'ye uzunluk A ise P'den C'ye uzunluk A ise ben burada bakın ben burada üçgende alan formülünü uygulasam neydi? 1 bölü 2 çarpı A çarpı A çarpı sinüs alan burası sinüs 30 dediğimde bu üçgen alanı neye eşitmiş? 9'a. Hocam sinüs 30 1 bölü 2 idi. 2 çarpı 2 4 diğer tarafa attım. A kare 36. Benim A kenarım da 6. Yani bu kenar 6. Otomatikman bu kenar 6. O zaman 90 üçgeni var burada ikizkenar kenar. Demek ki AD uzunluğum 6 kök 2 olacak en kısa mesafe. 31. sorumun cevabı 6 kök 2 olarak bulunacak. 32. sorum. Yukarıda taban yarıçapı 4 ve yüksekliği 7 olan dik dairesel silindirin açılımı verilmiştir. Alan ABC'de yani dikdörtgenimizin alanı kaçtır diyor bize de. Bakalım. Taban yarıçapım 4, yüksekliğim 7. Alan ABC'de. Hocam bu bir silindirse eğer benim bu DC uzunluğum bu dairemizin çevresi veya çemberin çevresi yani kısaca 2 pi çarpı r'si 4'tü. Demek ki dc uzunluğum 8 pi. O zaman benim bu dikdörtgenimin alanı 8 pi çarpı 7'den 56 pi olarak bulunmuş. Oluyor 32. sorumuzun cevabı 56 pi. 33. sorumuzda kenar uzunlukları 8 ve 12 santim olan dikdörtgen levha. Önce AD, bakın AD, sonra DC kenarı etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan cisimlerin hacimimleri Hacimleri oranı kaçtır diyor bizlere. Hacimleri burayı düzeltiriz merak etmeyin. Şimdi önce burası etrafında çevirdiğimde, AD etrafında çevirdiğimde oluşacak şeklimiz şu olur. Daha güzel çizelim. AD etrafında çevirdiğimizde oluşacak şeklimiz bu olmuş olur. Sırasıyla hacimleri dersem daha iyi olur. Sırasıyla hacimleri oranı kaçtır? Soruyu birazcık reviz ettim sadece. Şimdi 12 burası tamam. 8 çevirdiğim için yarı mı 8. Eğer 12 etrafında çevirirsem de oluşacak şeklimiz dikey doğrultuda olur. Bakın dikey doğrultuda olur. Bu sefer A buradan çeviriyorum değil mi? Buradan çeviriyorum. Yükseklik 8 yarı DC DC etrafında çeviriyorum. Evet yarı çap 8. Tamam bu böyle. Önce AD etrafında, AD etrafında çevirirsem tam tersi yapmışım. Tekrar bakalım. Şekilleri ters yaptım. Şimdi, önce AD etrafında çeviriyorum. AD etrafında çevirirsem dikey bir silindir oluşur. AD etrafında çevirdiğim için, bakın AD, yarı 12 oluyor, yükseklik 8 oluyor. E, diğeri o zaman yatayda olacak, yatayda. Yani DC etrafında çevireceğim. DC etrafında çevirdiğim yarı 8 olacak, benim uzunluğum 12 olacak ve hacimleri oranı da benden istiyor. Bu arkadaşımızın hacmi yarıçapımız belli. Pi çarpı R kare 12'nin karesi 144 çarpı yükseklik 8 bölü. Bu arkadaşımızın hacmi pi çarpı R kare 8'in karesi 64 çarpı yüksekliğimiz 12 diyelim ve sadeleştirelim. 144'ü e 12'ye böldüm 12. 8 64'e böldüm 8. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 2 pi'ler gitti. O zaman cevabım 3 bölü 2 olur hocam. 33. sorumuzun cevabı 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Şöyle değiştireceğiz demiştik. Sırasıyla hacimleri oranı kaçtır? Diyelim 33. sorumuzun cevabı diğer bir 34. sorumda taban yarıçapı 6. Taban yarıçapı 6 santim olan içi su dolu bir dik silindir. Taban düzlemiyle 45 derecelik açı yapacak şekilde eğilerek İçindeki suyun bir kısmı taban yarıçapı 9 olan yeterli yüksekliğe sahip içi boş bir silindire boşaltılıyor. Buna göre içine su doldurulan silindirdeki suyun yüksekliği kaç santimdir diyor bizlere. Neyi bilmiyorum ben buradaki dökülen suyu bulsam üstteki kısmı bulsam sorumuz bitecektir. Hemen dipteki bu noktadan burayı birleştirdim. Bildiğim bir şey var hocam. V ise her zaman burası da V'dir. Bu bir. Sonra. Sonra. Şöyle Z kuralından mı giderim? Şu açımız 45 derece ise iç tersten Z kuralından benim bu açımda 45 derecedir. Bu tamam. Her zaman C'si alttaki tabana paralel olmak zorunda döktüğümüzde. Tamam. Burası 90 derece. O zaman burada 45 derecedir. E benim yarı çapım 6 idi. 6 bu taraf tamamı 12. O zaman benim bu yüksekliğim de 12. Demek ki ben buradan V, V'den 2 V'yi bulabiliyorum. Benim 2 V yüksekliğimin tamamı. Bakın ne dedik? Döküldüğünü her zaman yarı yarıya olmak zorunda bunlar yani üst uç noktadan birleştirdiğimde eş iki parçaya bölünür buranın hacmi. İnanmazsanız bardakla deneyebilirsiniz. 2V eşittir. Taban alan yarıçap 6. Pi çarpı R kare 6'nın karesi 36. Çarpı yükseklik 12. O zaman benim bir tane V uzunluğum 6 yapsam burayı. V eşittir. 36 çarpı 6 pi'dir. Çarpmıyorum kalsın. E benden buradaki yüksekliği istiyor. E benim buradaki hacmim o zaman bu dökülen sıvı kadar olmak zorunda. V kadar olmak zorunda. E benim buradaki hacim nasıl bulunur? Pi çarpı R kare 9'un karesi 81 çarpı yükseklik. Bu arkadaşımız V'ye yani 36 çarpı 6 Pi'ye eşittir. Pi'ler gitti. 9'a böldüm 4, 9'a böldüm 9. H'ı bulacağım. O zaman H eşittir. 6 çarpı 4'ten 24 bölü 9. 3'e böldüm 8, 3'e böldüm 3. Benim cevabım 8 bölü 3'tür diyorum. 34. sorumuzun cevabı 8 bölü 3'tür. 35. sorumuz. Şekildeki ABC dik üçgen verilmiştir. Buna göre AB'miz 4, ACB 30 ve ABC 90. AC kenar etrafında, AC kenarı etrafında 360 döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi kaçtır diyor. Ben B'den AC'ye dikmeye iniyorum önce. Bu önemli. 90-30 bu açı 60 derece. 90-30 açımız 60 derece. 90-60 burası 30. Bunların hepsi önemli arkadaşlar. Çünkü 90'ın karşısı 4. 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2 kök 3. 30'un karşısı 2 kök 3. 90'ın karşısı 2 katı 4 kök 3. 60'ın karşısı 2'nin 2 kök 3'ün 3 katı 6'dır. Eğer ben bunu AC etrafında döndürürsem oluşacak şeklimiz şöyle oluyor. 1. Bakın bu BH diyelim. BH silindirin tabanı mı? Tabanı. Burada bir konu oluşuyor. Silindirin diyorum. Koninin tabanı A noktası oluyor burası. Ve benim buradaki yüksekliğim. Bakın çevirdiğimde. Yüksekliğim buradaki 2 birim oluyor. Yarı çapımızda tabandaki 2 kök 3 oluyor. Aynı şey diğer taraf için de geçerli. Yine tabanlarım aynı oluyor yüksekliğim de buradaki 6 değerim olmuş oluyor. Ve benden bu şeklin hacmini istiyor. Üstteki konunun hacmi. P çarpı R'si 2 köküçtü. 2 köküçün karesi. 4 çarpı 3'ten 12'dir hocam. Çarpı yükseklik 2 bölü 3. Yani 12 3'e böldüm. 4 çarpı 2'den yukarısı 8 pi. Alt tarafı bulayım. Alt tarafı bulayım. P çarpı R kare. 2 köküçün karesi 12 çarpı. Yükseklik 6 bölü 3 yaptım. 6 3'e böldüm 2. Buradan da 24 pi geldi. Benden hacmi istiyordu. 24 pi aşağısı, 8 pi yukarısı toplamda 32 pi yapar. 35. sorumun cevabı 32 pi olarak bulunur. 36. sorumuz taban yarıçapı 6 ve ana doğrusu 12 olan dik koninin bakalım. Şöyle bir dik konimiz oluştu. Taban yarıçapım 6 ve ana doğrum 12. İçine yerleştirebilecek en büyük hacimli küre. Ben buraya bir küre yerleştirmek istiyorum. Bakın ben buraya bir küre yerleştirmek istiyorum. Benim kürem tabandaki şu merkeze değecek. O zaman burada bakın değecek. Buradaki merkeze bir de dıştaki şu noktalara. Evet buraya küre çizmek zor. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Buraya bir küreyi. Bunun merkezi burada oluyor. Burada bir küre çizmek zorundayız. Şuralar teğet olacak. Yani merkezdeki teğetler -ol olacak. Peki bakalım ne yapabiliriz? Şimdi daha düzgün çizmek gerekiyor ya. Şu merkeze buradan inmiş olayım. Burayı merkez kabul ettim. O. Burayı altı kabul ettim. Yan uzunluğumuz 12. Benim kürem bu tabana değecek. Teğet noktasına değecek buralara. Küremin merkezinde burası olsun. Var mı sorun diye bakıyorum. Bir sorun göremedim. 6, 12. Tamam. oldu, oldu. Güzel, güzel, güzel. Şimdi arkadaşlar ne yapabilirim diye bakıyorum. Ben şuradaki küremin merkezinden TT indiğim bu arkadaşım dikmedir. Bu 1. Sonra bu da dikmedir. Bu 2. Şu açıyı alfa dersem benim bu açımda betadır. Şimdi bilmediğimiz değerleri yerleştiriyoruz. Bakın. 90 derece. Burası 6, burası 12. Hatta açı da belli. 90'ın karşısı 12. 30'un karşısı 6, 60'ın karşısı yani bunun tamamı 6 kök 3'tür. Şimdi küremin yarı çapına ben R, R, R dersem benzerlik yapacağım çünkü. Yapalım benzerliğimizi. Bakın şimdi arkadaşlar. Buradaki kaç benzerlik yapmaya bile gerek yokmuş. 90, 30, R. Güzel. 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2R. E, R buraydı. Demek ki buraya kaldı R. O zaman benim tepe noktamdan merkeze indiğim bu uzunluğun tamamı 3R oldu. E ben bunu buldum hocam. Nasıl buldum? Ne dedim? 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3 dedim. 3R 6 kök 3 ise demek ki R uzunluğu 2 kök 3. Yani kürenin yarıçapı çapı 2 kök 3 oldu. Kürenin alanını istiyor. Kürenin alan formülü neydi? 4 çarpı pi R kareydi. Bulalım. 4 çarpı pi çarpı R'miz belli. 2 kök 3. 2 kök 3'ün karesi 2'nin karesi. 4 çarpı kök 3'ün karesi 3. O da 4 çarpı 3 12. 12 çarpı 4'ten 48 pi bulunur. 36. sorumuzun cevabı 48 P'dir. 37. sorumuzda yüksekliği 4 santim ve tamamı suyla dolu olan bir dik silindir. Bakın yukarıdaki dik silindirimiz. Yani şu dik silindirimizin bizi tamamı suyla dolu. Ve eşit tabanlı ve yüksekliği 12 santim olan boş bir dik koni yukarıdaki gibi birleştirilmiştir. Taban yarıçapı 2 santim olduğuna göre taban yarıçapı 2 santim. Şu yarıçapı 2 demek ki bu da 2 olmuş oluyor. Bu cisim yan yatırılırsa suyun yüksekliği Kaç santim olur diyor. Çok tatlı bir soru. Ben bu şekli yan yatırdığımda bakın arkadaşlar nasıl bir şekil oluşur. Şöyle yaptık. Şurada tam içinden de bir konu gittim. Şöyle yaptım. Birleştirdim. Şeklimiz buraya kadar geldi. Yani benim alt tarafımın suyu, suyun alt tarafı dolmuş olacak ve benden yüksekliği istiyorum. Suyun yüksekliği kaç santim olur diyor bana. Çok 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 tatlı bir soru. Peki burada ne kadar su var hocam? Bakalım. Pi çarpı r kare şu silindiri hesaplıyorum. 2'nin karesi 4 çarpı yüksekliğimiz 4 bölü bölümümüz yok silindir bu. 4 çarpı 4'ten 16 pi su var. Tamam. Şimdi yukarısının tamamı suyla dolu olsaydı ne kadar su alırdı? Pi çarpı r kare 2'nin karesi 4 çarpı yüksekliğimiz 12. Yukarısı dik silindir olduğu için bölü 3 yaptım. 12 bölü 3'ten 4 4 çarpı 4'ten hocam yukarısı da 16 pi su alıyor. Bakın yukarısı da 16 pi su alıyor. Aşağısı da 16 pi su alıyor. Ve benim elimde 16 pi su varsa ben bu şekli yan yatırdığımda yan yatırdığımda benim bu alt tarafım silindirdeki 8 pi dolar. E, otomatikman diğer taraftaki silindiri tamamen alt alıyordu. Burada 8 PC doldu. Yani tam ortadan 2'ye gelmiş oldu. E, tam ortadan 2'ye gelmiş olduğundan da şu yüksekliğim benim yarı çaptı. Demek ki 2 santim yükselmiş oldu. Sadece 37. sorumuzun cevabı bu şekilde 2 santim olarak bulunmuş oluyor. 38. soru. Şekil 1'deki koni biçimdeki içi dolu olan içi dolu tahtanın merkez açısı 90 derece olacak kısmı kesilip atıldığında şekil 2'deki gibi cisim elde ediliyor. EO uzunluğum EO. EO şu dikme uzunluğum 20 ve dik koninin yarıçapı 2 kök 3'tür. Buna göre şekil 2'de kalan parçanın hacmi kaç pi'dir diyor. Tamamının hacmini bulayım. Nedir tamamının hacmi? Pi çarpı r kare 2 kök 3'ün karesi 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3 çarpı. Yüksekliği de bana 20 vermiş. E bu dik konu ise bölü 3 yaptım. 3 daha gitti. 20 çarpı 4'ten tamamı 80 pi. Hocam bu açı 90 derecesi geriye 270 derecelik kalmış oldu. Yani kısaca 90 derece kısmı çıkarttım 4'te 1'ini çıkarttım. Geriye bu 80 pi'nin 270 bölü 360'ı kalmış oldu. Yani 3'te 4'ü kalmış oldu. Böldüğümüzde 3 bölü 4'tür. 80'i 4'e böldüm. 20. 20 çarpı 3'ten 60 pi oldu. Kaç pi diye soruyor. 60 pi'dir. 38. sorumuzun cevabı 60 olarak bulunur. 39. sorumuz şöyle yaptım. Şekil 1'de yüksekliği H1 ve yarı çapı R olan bir dik silindir ile su, ile doludur. Silindirin içerisindeki suyun tamamı şekil 2'deki yüksekliği H2 ve yarı çapı 2R olan boş bir dik konuya döküldüğünde 1 bölü 8'i dolmaktadır. 1 bölü 8 yani burası V ise yukarı taraf 7V oldu. Güzel. Buna göre h1 bölü h2 kaçtır diyor. Demek ki buradaki hacim de v oldu. Ben bu hacmi nasıl bulurum hocam? P çarpı r kare çarpı yükseklik h1. Benim bu arkadaşım v'ymiş. Bu 1. Sonra. 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 H2 tamamıydı. 8 ve E hocam o zaman ben 8 V'yi nasıl bulurum? 8 V eşittir. Yarı çap 2 R'ydi. Pi çarpı yarı çapın karesi. 2 R'nin karesinden 4 R kare çarpı yüksekliğin tamamı h2 fakat bu bir konu olduğuna göre bölü 3'tür. O zaman ben 8'i paydaya indirdim veya 4'e böldüm bir, 4'e böldüm 2. 2'yi payda indirdim de v eşittir pi çarpı r kare çarpı h2 bölü 3 çarpı 2'den 6 buldum. E bu da v idi. Demek ki bunlar birbirine eşit oluyor. Pi çarpı r kare çarpı h 1 oldu. Pi r kare h, pi r kare ile pi r kare gitti. Benden H1 bölü h 2yi istiyor. H2'yi parçaya payda indirdiğimde H1 bölü H2 1 bölü 6 bulunuyor. 39. sorumuzun cevabı 1 bölü 6'dır. 40. soru. F merkezli CB eşittir BA. CB BA olan dik silindirin hacmi 400'dür diyor. Büyük silindirin hacmi 400 olduğuna göre. G merkezli dik silindirin hacmi kaç pi'dir diyor bize. 400 mü 400 pi midir? 400 pi olması lazım burada bakayım. Işıkları kontrol edeyim cevabı. Bakacağız. 400 pi'dir. Burayı düzeltiriz. Merak etmeyin. Peki 400 pi'ye göre çözeyim. Hocam ben şuraya r dersem. E bu da r'dir. Demek ki benim yarış yapımı 2 r oldu. Buraya h. Buraya h dedim. Büyük şeklimizin hacmi nasıl bulunur? Pi çarpı 2 r'nin karesinden 4 r e kare çarpı h h'dan 2 h. Buranın tamamı 400 pi'miş. Sadeleşenler var. 4 çarpı 2 8. 8'e böldüm 50. O zaman ne buldum? Pi R kare çarpı H'ı ben 50 pi buldum. Bakın 50 pi buldum. E hocam alt tarafın hacmi. Buranın hacmi. Bu zaten direkt pi çarpı R kare çarpı H demekti. Demek ki benim cevabım 50 pi çıkıyor. Kaç pi demiş? 50 pi benim cevabım olur. 40. sorumun cevabı da 50 olarak bulunmuş olur. 41. sorumuzda yukarıdaki F merkezi kesiklik silindir verilmiştir. F'a'mız 4 yani yarıçapımız bizim 4'müş hocam. D6 CA8 olduğuna göre kesiklikli silindirin hacmi kaç P'dir diyor. Ben bunu tamamen şekilde tamamlasam aslında buraya bir tam silindir yapıyorum. Hani bardak sorularında çevirdiğimizde ne yapıyorduk? Üstteki boş kısımla bu D'den çizdiğim bu arkadaşın dolu kısmı ikisi de VV olur. Güzel. 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 Alt kısım zaten kolay. 6 burası. 8 tamamı 6 burası. 2 de yukarıda kaldı. Alttaki tam dolu olan kısım pi çarpı hacim buluyorum. R kare 4'ün karesi 16 çarpı yüksekliğimiz 6 artı bakın burada 2V'li kısım var. 2V'nin tamamını bulabilirim. 2V'nin tamamı pi çarpı yine R'si 4. 4'ün karesi 16 çarpı yüksekliğim 2. Tamamı budur. E 2'ye böldüğümüzde yarısı 16 pi'dir. Buradaki kısmı aldım. O zaman hocam demek ki 16 çarpı 7 pi oldu cevap. 6 kere de 42'den 4. 7 kere 1'e 4 daha 112 pi benim cevabım oluyor. 41. sorumuzun cevabı kontrol edeyim. 112 dir diyoruz. 42. sorumuz dik silindirin içine en büyük hacimli kare dik prizma yerleştirecek. Bakın kare dik prizma yerleştirilmiştir. Kare dik prizmanın bir kenara 6 ve yüzey alanı 552 olduğuna göre silindirin hacmi kaçtır diyor bana. Yerleştirelim. Elimizde bir silindir var. Diyor ki dik silindirin içine en büyük hacimli kare dik prizma. Ben buraya kare dik prizma yerleştireceğim. Şöyle yapalım. Aynı şekilde bunu çizmem lazım. Şöyle indirdim. İndirdim. Indir, indiremedim. Öne gelecek bu. İndirdim ve de indirdim. Güzel. Şimdi kare dik prizmanın bir kenarı 6. Bakın tüm kenarlarımız bizim. Buradaki kenarlarımız kare dik prizma. Küp demiyor. Küp olunca tüm kenarları, işte. Yani yükseklikleri farklı burada. Bunu anlıyorum ben. Bir kenar 6 ve yüzey alanı 552. Benim yüzey alanım nasıl bulunur hocam? Yükseklik kaçtı? Tamam 552. Bir kenar 6. Silindirin hacmi kaç pi'dir? Silindirin hacmi de şuradan yarı bulacağım. 6 6 6 kök 2. Bana yükseklik lazım kısaca ya. Ben yüksekliği bulurum buradan. Şöyle yapalım. Güzel. Şimdi karenin yüzey alanı buluyorum. Alt tarafta üst tarafta bir kare, alt tarafta bir kare var. 6 altı çarpı 6'dan nedir? 6 alt kere 6, 36. 36'dan 2 tane var elimde. Tamam. Artı. Bakın burada bir dikdörtgen var. Dikdörtgen. Dikdörtgen alanı 6H. Ve bu dikdörtgenden toplam 4 tane var. 4 çarpı 4 çarpı 6H yapar. Ve bunların hepsinin toplamı 552 72'yi diğer tarafa gönderdim. 4 çarpı 6 h eşittir. 552'den 72 çıkarırsam 480 yapar. 480. 6 kere 4 24. 24'e böldüm 2. Demek ki benim h'ım yani yüksekliğim 20 oldu. Benden silindirin hacmini istiyor. Silindirin yarı çapını bulayım. Bakın buradaki karenin bir köşesinden bir köşesine köşegen 6 kök 2'dir. Bunun yarısı... Yarısı... 3 kök 2 yarı çaplıdır. O zaman hocam benim hacmim pi çarpı r kare. Pi çarpı r re kare. R'miz bizim 3 kök 2'di. 3'ün karesi 9 çarpı kök 2'nin karesi 2 çarpı yükseklikte 20'dir. 9, 2, 18 çarpı 2'den de 360 pi kaç pi diye soruyordu. 42. sorumuzun cevabı 360 olarak bulunuyor. 43. sorumuzda yukarıdaki cisim 2 kare dik piramidin tabanlarının yapıştırılmasıyla elde edilmiştir. Yan yüzeyi oluşturan bölgeler eşkenar üçgen, ve yüzey alanı 72 köküç olduğuna göre bu cismin hacmi kaçtır diyor. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 8 tane yüz var. 8 tane eş yüz var. Zaten bu yüzlerin hacimlerinin toplamı 72 köküçmüş. O zaman her bir yüzün hacmine pardon her bir yüzün alanına x dersem ben. 8x eşittir 72 kök 3. Demek ki her bir yüzümüz, her bir eşkenar üçgenimizin yüzü 8'e böldüğümde x eşittir 9 kök 3'tür. Bu 1. Bakın bu 1. Bitmedi. Bitmedi hocam. Şimdi bunlar eşkenar üçgenler değil mi? Bu eşkenar üçgenimizin alanı a kare kök 3 bölü 4. Yani kenarımız a ise eğer a kare kök 3 bölü 4'tür. Ve bu arkadaşımız bizim alan olan 9 kök 3'e eşittir. Kök 3'ler gitti. 9 çarpı 4 36. A kare 36 ise a kenarım 6 oluyor. Şimdi hacim bulabilirim. Benim üst taraftaki hacmim. Bana bir de yükseklik mi lazım? Yüksekliği bulayım. Tamam bulayım. 90'dan buraya indim. Buradan buraya uzattım. Bir de P'den buraya uzattım. Budur değil mi? Bakayım. Evet budur. Şimdi bu bir eşkenar üçgendim. Siyahla göstereyim. Şurası 90 derece. Tamamın uzunluğu 6 idi ya. Burası 3. O zaman burası da 3'tür. Şimdi şu P'den haşa indiğim, üçgene indiğim dikmeyi buluyorum. Açımız belli. 60. Burası 30. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. 90 derece burası. 3 burası 3 kök 3 burası. O zaman hocam şuraya yüksekliğe ben h dersem. h kare artı 3'ün karesi 9 eşittir. 3 kök 3'ün karesi 9 çarpı 3'ten 27. 9'u bu tarafa attım. h kare 18. 9 çarpı 2. h eşittir. h eşittir. 3 kök 2. O zaman benim buradaki hacmim. Tabanımız bakın kare 6 çarpı alttan 36 çarpı yüksekliğimiz 3 kök 2 bu bir piramit olduğu için bölü 2 bölü 3 bu sadece bir tanesi bir tane daha var bundan. Bir de çarpı 2 yaptığımızda sorumuz bitecektir. 36'yı 3'e böldüm. 12. 12 çarpı 3. 36. Yine 3'lere sadeleştirebilmişim ya. 36 çarpı 2'den de 72 kök 2 cevabını buluyorum. 43. sorumuzun cevabı 72 kök 2'dir diyoruz. 44. sorumuz bir ayrıtı 6 santim olan bir küp verilmiştir. Buna göre bu küpün içine çizilecek en büyük hacimli kare piramidin yan yüz yüksekliği kaçtır diyorum. Şimdi küpümüzün tabanı burası olsun. Bir tane üstte var. Onu yapmama gerek yok. Bakın onu yapmama gerek yok. E bunları ben birleştirdiğimde burada bir piramit oluşturuyorum. Benim buradaki tepe noktası da bu şey, küpün diğer üst kenarı olmuş olacak. E mantıken düşündüğümüzde bir ayrıtı 6 ise demek ki burası 6, 6, 6. E otomatikman benim yüksekliğim de 6 olmuş olur. Burası merkez noktası. Çünkü yükseklikte küpün içine denk gelmiş oluyor. Yan uzunluğu istiyor bizden. Bakın şu şekilde birleştirdiğimde ben. Bir de tepeden tepeden ben yan yüze dikme indiğimde hocam sorumuz bitecektir. Bitirelim. Burası 90 derece. 6'yı 3'e 3 diye böldüm. Yükseklik belli. Şu uzunluk da 3'tür belli. O zaman bu arkadaş 3 6. 3 kök 5 üçgeni var burada. 44. sorumun cevabı 3 kök 5 olarak bulunur. 45. sorumuzda yukarıdaki şekilde bir küp verilmiştir. Buna göre GC uzunluğum yani kenarımız küpün kenarı 9. Dikme verilmiş. FH kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi AC'yi bulabiliyorum ben değil mi? AC'yi bulabiliyorum. Çünkü bu 9, bu 9. AC'miz 9 kök 2. Aynı şekilde FC de bir köşegendir. Bu da 9 kök 2'dir. E FA da bir köşegendir. O zaman bu da 9 kök 2'dir. Yani FA eşittir. AC eşittir FC'ye. Ne oldu? Eşkenar üçgen oluştu. Demek ki bu açı 60. O zaman bu açı 30 derece ve sorumuz bitti. 90'ın karşısı 30 kök 2 ise 30'un karşısı 9 kök 2 bölü 2. 60'ın karşısı bunun kök 3 katı. O zaman benim FH yani x uzunluğum 9 kök 2 bölü 9 kök 2 bölü 2'nin kök 3 katı. O da 9 kök 6 bölü 2 olur. Bunu istiyordu zaten. 45. sorumuz 9 kök 6 bölü 2'dir. 46. sorum. Bir dikdörtgenler prizmasının ayrı uzunlukları x, y ve z'dir. 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z 3 bölü 10 eşitliği veriliyor. Bu dikdörtgenler prizmanın hacmi 160 olduğuna göre dikdörtgen prizmasının yüzey alanı kaçtır? Şimdi bana şunu söylüyor arkadaşlar. Kenarlarımız x, y, z'ymiş yani. x, y, z. E bunun hacmi nasıl bulunur? x çarpı y çarpı z. Bana bunu 160 vermiş. Boşuna vermedi. Bu 1. Payda işleyeceğim burada. Burayı y çarpı z ile burayı x çarpı z ile burayı da x çarpı y ile genişlettiğimde çıkacak sonuç y çarpı z artı x çarpı z artı x çarpı y bölü x çarpı y çarpı z eşittir 3 bölü 10. Hocam x, y, z'yi 160 bulmuştum. Paydaya geldim 160'ı yazdım. Bu bir. Bir sıfır bir sıfır sadeleştirdim. 16 çarpı 3'ten ben y çarpı z artı x çarpı z artı x çarpı y'yi de 16 çarpı 3'den 48 buldum. Benden ne istiyor? Yüzey alanında. Şimdi her bir dikdörtgenden ikişer tane var. Mesela taban dikdörtgenimiz x çarpı y ya. Bundan iki tane. E, yan dikdörtgenimiz 2yz. ve diğer üsttekilerde veya alttakilerde fark etmez. İki tane xz. Ben x, y, y, Z, x, Y'yim. 48 buldum. Demek ki benim cevabım bunun iki kat olacak. Yani 96 olmuş olacak benim yüzey alanım. 46. sorumuzun cevabı 96'dır. 47. sorum. Yukarıdaki dikdörtgenler prizması verilmiştir. Buna göre FC'miz 4. Tamam. Dikdörtgenler prizma. FC 4. BC'si 3. ABC 2 olduğuna göre. C noktasında bulunan karınca. Aha da buradaki karınca. EF kenarı üzerinde EF kenarı üzerinde T noktasına uğrayıp H noktasına ulaşacak. Buna göre bu karıncanın aldığı yol en az kaçtır diyor. Yani bu dikdörtgeni ve de bu dikdörtgeni geçmiş olacak değil mi? Ben bu iki, dört, iki dikdörtgeni üst üste açıyorum şu anda. Kenarları yerleştireceğim merak etmeyin. Bakın üst dikdörtgeni üst üste açtığımızda. Peki benim kenarlarım nedir? C noktası burası. B noktası burası. E burası. F burası. Diğer dikdörtgen yani F. G burası. H burası. Benim alacağım yol en kısa C'den H'a budur. Bulalım değerlerimizi ve şuradaki de T noktasıdır. Bakalım T'dir. Bulalım arkadaşlar. FC'miz 4 verilmiş. GF'miz AB'ye paralel. Burası 2 verilmiş. H, G'yi bulacağım. H, G'miz buradaki 3 paraleldir. Burası 90 derecedir. Sorumuz bitti. 3. 4, 2, 6. Özel üçgen benim HC uzunluğum 3 kök 5 bulunuyor. 47. sorumuzun cevabı 3 kök 5'tir diyorum ve de bugünün son sorusu olan 48. sorumuza geçiyoruz. Yukarıda dikdörtgenler prizması verilmiştir. Buna göre BC'miz 15, AB'miz 6, FC'miz 8 olduğuna göre dikdörtgenler prizmasındaki KBC üçgeninin alanı kaçtır diyor bizlere. Bana şu yükseklik lazım K'dan buraya indiğim yükseklik lazım. E bunu bulmanın yolu da buraya gittim. Buraya gittim. Şurada bir dik üçgen oluşturdum ben. Bakın şuradaki dik üçgen oluşturdum. Bu dik üçgen sayesinde KCB üçgenindeki şu yüksekliği bulabilirim. Tabanımız 15 olan şu yüksekliği haşı bulabilirim. Peki değerleri biliyorum. FC 8 ise burası 8'dir. 6 ise burası 6'dır. 6, 8, 10 üçgeni var. Demek ki benim haşım 10 yapıyor. Tabanı 15 yüksekliği 10 olan üçgenin alanı 15 çarpı 10 bölü 2. O da 75 olarak bulunuyor ve de bugünümüzü bu şekilde bitirmiş oluyoruz. 63. gün katı cisimler kaya sorularımızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.